Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre, bugün sizinle beraber zaten başlıktan da anlayabileceğiniz gibi Star Wars'un 9. filmi olan Last Jedi filminin incelemesini çekeceğim arkadaşlar. Ve haliyle de başlıktan da tekrardan gördüğünüz gibi bu video hani bayağı 1 ton 2 ton spoiler içerecek. Bu nedenle videoyu ya da daha doğrusu filmi izlemediyseniz arkadaşlar lütfen bu videoyu kapatın, çünkü gerçekten hani gerçekten ben bana spoiler koymaz, ben spoilersız da isterim, yani spoiler izlerim sonra giderim filmi de izlerim diyen kişiler bile varsa arkadaşlar en azından hani spoiler yememenizi tavsiye ederim. Film gerçekten güzel ve eğlenceli. Lafı da çok fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Çünkü video sandığımca diğer YouTuberların videolarından gördüğüm kadarıyla fazla bir dakika veya zaman harcadıkları için benimki de haliyle biraz fazla vakit alacaktır. Bu nedenle video arkadaşlar bir Justice League incelemesi ya da Thor Ragnarok incelemesi kadar sürece ayrılabilir. Bu sürece dağılabilir. Haberiniz olsun. Lafı uzatmadan hemen başlayalım. Past died. That's the only way to become what you were meant to be. Darkness rises, and light to meet it. I need someone to show me my place in all this. Come on! This is not going to go the way you think. Şimdi ilk olarak arkadaşlar söylenecek en spesifik ve bir yandan da klasik soru olan ya da sizin tabirinizle klişe bir soru olan film nasıldı sorusunun cevabını vermem lazım. Ama burada şunu da söyleyebilirim ki yani hala bu film nasıldan sonrasında spoiler'a geçeceğimi düşünüyorsanız arkadaşlar zaten bu soruların hepsinin cevabının içerisinde spoiler dağıldığı için bunların beraberinde büyük ihtimalle şuradaki karttan ulaşabilirsiniz deyip büyük bir ihtimalle koymayacağım için kanalımda spoilersız videoda var. Son attığım videolar içerisinde de dahil oluyor arkadaşlar. Bu arada ona da göz atabilirsiniz izlemediyseniz. İlk olarak tekrardan sorumuza dönmek gerekirse arkadaşlar film güzeldi. Açıkçası ben filmi inanılmaz beğendim. Şimdi tabii normalde filmin sonrasında hemen filmin etkisine kapılıp film incelemesi çekmek istemem. Fakat bu inanılmaz beğenmemin sonucunda işte filmin ya da videonun geri kalanı boyunca bu filmi öveceğim anlamına da gelmiyor. Filmin bayağı bir eksiği vardı arkadaşlar. Bakın film inanılmaz güzeldi ama bayağı bir eksiği de vardı diyorum. Buradan da siz yavaş yavaş çıkartabilirsiniz nasıl bir inceleme ya da eleştiriye yöneleceğimi. Şimdi ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Filmimizin yönetmeni olan abimizin ismini unuttuğum için kusura bakmayın. Hemen ona da bakayım. Filmimizin yönetmeni olan Rian Johnson bana kalırsa filmde güzel iş becermiş. Bazı karakterlerin üzerine yaptığı basın açıklamaları içerisinde özellikle bazı karakterlere izin verdim doğaçlama yapmaları üzerine. En başta Mark Hamill olmak üzere. Ama bunların beraberinde bana kalırsa güzel bir sonuç aldığımızı ve bu 2015 yılıyla başlayan bu üçleme serisi içerisindeki en güzel filmi şu anda çıkaracağımızı düşünüyorum dedi. Daha tabii biz 9. filmi 2019'da çıkacak 9. filmi izlemesek bile arkadaşlar bana kalırsa yani en azından 2015 ile 2019 arasında çıkan üçleme içerisinde en iyi film bu olabilir. Çünkü bana kalırsa özellikle Disney Lucas filmi aldıktan sonra potansiyelini koruyabilen ve hani J.J. Abrams'tan sonra bir anda çıkış yapan tek filmin bu olduğunu düşünüyorum. Zaten hani işte Revenge of the Sith'lerden tutun Return of the Jedi'lara falan değinmeyeceğim. O ilk 6 içerisinde değerlendirme bile yapmıyorum. Sadece 7. film ile karşılaştırma yapmak istiyorum özellikle. Çünkü Disney'den sonrası olarak yer alabiliriz. Bu hani sonrasında işte Hasan Yalçın takip edenler de bilir işte Canon, Legends, Extended Universe diye bayağı bir kolları ayrıldı ve hani bayağı bir olay oldu. Sonuçta hani yolda size asıl geek işte ne bileyim işte Leia ile Han Solo'nun çocuğu kimdir derse ve siz Kylo Ren derseniz onlar size kıçıyla gülerler. Çünkü Extended Universe'de olaylar çok farklı ilerliyor. Konuya dönmek gerekirse arkadaşlar 7. film ile karşılaştırmak gerekirse bana kalırsa J.J. Abrams'dan sonra arkadaşlar Rian Johnson bana kalırsa çok güzel bir iş becermiş ve bunların yanında da senaryonun altının birazcık da boş olduğunu düşünsem bile 7. film ile arasında güzel boşluklar var ve bana kalırsa 7. filme çok rahat bir şekilde soluyor. Ama anlamadığım tek konu şuydu arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle Disney Lucas filmi satın aldıktan sonra çıkardığı ilk Star Wars filmi olduğu için çok güzel bir pazarlama yapıldı. Ama mesela bu filmin üzerinde çok bir pazarlama yoktu. YouTube üzerinde bile sınırlı Last Jedi reklamları görüyordum. Bunların beraberinde
Force Awakens'ın çıktığı zamanları hatırlayın arkadaşlar. 2015 yılına gidelim. 7. filmin çıkacağı zamanlara. Hatırlarsınız Bim'den tutun Koton'a kadar her yerde ama her yerde Star Wars ürünleri vardı. Ve 7. film bu sayede kendisine çok iyi pazarladı. Ben şu anda ikisinin bütçelerini bilmiyorum. Tabii 7. film çıktıktan 2 sene geçti. Vizyondan kaldırılana kadar daha fazla izlenmiştir ama en azından ikisinin de böyle izlenme oranını buraya koyarım. İlk hafta içerisindeki Last Jedi ile beraber siz de oranlarsınız. Ama dediğim gibi Last Jedi üzerine çok bir pazarlama tekniği göremesek de 7. filme kıyasla daha güzel bir iş çıkmış bana kalırsa. Özellikle hani nasıl olsam filmin içerisindeki senaryonun daha demin de dediğim gibi altı boş olsa bile bana kalırsa iyi iş becermişler. Birkaç tane bu arada alt topik belirledim. Tabii ki de 2,5 saatlik filmin her bir dakikasını ya da her bir konu topiğini aklımda tutamayacağım için anlayacağınız gibi. Bununla hemen genel inceleme kapsamında inceleyeceğim müziklere geçelim. Müzikler bildiğim üzere John Williams'tan sonra birkaç kez el değiştirdi ve hani bazı küçük sahneli müziklerde özellikle John Williams dışı karakterlerin müziklerini gördük. Ama özellikle bu filmde Rey'in ana müziği, Rey Team müzik olarak da geçer. Zaten hani eğer üşenmezsen ve bilgisayarımın fanı dayanmazsa, anakart dayanmazsa bu videonun arka planında büyük bir ihtimalle Rey'in Team müziği olacaktır. Rey'in Team müziğinden tutun özellikle bu işte karamsar sahneler ve gerginlik ya da ne bileyim işte gerilim içeren sahneler içerisinde bir sürü Imperial March da yer alsın, ne bileyim işte Rey Team müzik de yer alsın. Bana kalırsa John Williams güzel iş çıkarmış ama bu demek olmuyor ki filmin tamamında müzik kapsamında yer alan işte konu alan kişiler John Williams değil sadece. John Williams dışında da bazı karakterler vardı. Karakter dediğim bazı işte nasıl desem bireyler vardı bu müzik konusunu devreden ve müzik konusunu elde eden. Ama onun dışında bana kalırsa John Williams'ın müziklerini tekrardan filmde görmek benim için güzel bir değişiklik oldu. Özellikle zaten hani şunu söyleyebilirim ki yanlış bilmiyorsam ki yanlış bilmiyorumdur büyük bir ihtimalle. Hani çıkış tarihinden hemen sonra gittiğim iki Star Wars filmi de zaten buydu. Bir işte Last Jedi bir de Force Awakens'tı. Onların beraberinde ilk altılımı babamla beraber evde izlediğim için arkadaşlar. Hani bu bende daha güzel bir etki yarattı ve John Williams'ı sinemada izlemek, sinemada duymak daha doğrusu çok daha güzel bir değişiklik oldu benim için. İlk olarak ilk saniyeyle başlamak istiyorum. Haliyle de incelemizden de fark edeceğiniz gibi ilk saniye üzerindeki bazı değişiklikler vardı ve bunların beraberinde de ilk saniye gerçekten hani bu film serisinin hakkını veren sahnelerden bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü özellikle bu neydi işte bizim Luke'un Darth Vader ile yaptığı savaş içerisinde Palpatine'in tekrardan Luke'u zorlaması üzerine Luke'un tekrardan dışarıya bakması ve hani o eski ilk altılama içerisindeki yer alan yıldız savaşlarını gerçekten bana hatırlattı. Benim düşüncem bu yönde. Bu ilk bombardıman sahnesi özellikle bu Asyalı ablamızın ismi Rose. Rose'un kardeşi orada ölüyordu. İşte bir şey bir ne demiriydi? Bir şey demirinin dökümünü falan tutuyordu hatırlarsanız hani yukarı çık falan diyordu Po. En sonunda o sahnede birçok bombardıman gemisinin patlayıp ama en sonunda bir tanesinin sağ kalıp o hani saniye vermeleri ve orada işte Y-Wing'ler geliyor, X-Wing'ler geliyor. Ne bileyim işte tekrardan ana gemi geliyor işte bizim o neden ona Snoke'un asıl gemisi geliyor. Bir sürü sahne vardı arkadaşlar ve gerçek bir Star Wars filmi gördüğümü düşünüyorum bu açıdan. Hani Star Wars Yıldız Savaşları demek ve uzay içerisinde sürekli kapışan sahneler görmek de tabii bayağı bir CGI gerektiriyor ama hani onca zamandan sonra özellikle Death Star'ın patlaması gibi onca zamandan sonra güzel bir bombardıman sahnesi yaptığımızı düşünüyorum. Zaten şunu da söylemek aslında bir bakıma doğru olur. İlk bombardıman sahnesindeki 3 bomba gemisi bile sağ çıkıp 3'ü de bombalasa aslında ana gemi şu anda filmin hiçbir anlamı kalmayacaktı. Çünkü filmin bana kalırsa senaryosunun boş olduğu sahnelerden bir tanesi de buydu arkadaşlar. Ona da tekrardan geleceğim. Bunların beraberinde arkadaşlar filmde Carrie Fisher'ın kızı da yer alıyordu. Ben filme girmeden önce attığım vlogda şeyden bahsetmiştim. Bu filmde Carrie Fisher oynamıyor. Tamamen CJ olarak yer alacak. Bakalım nasıl devam edecek diye düşündüm. Ve bunların yanında birkaç takipçim bana mesaj attı. Hayır bu filmin içerisindeki sahnelerde Carrie Fisher'ın zaten çekimleri tamamlanmıştı. Sadece bir iki sahne içerisinde ki zaten sağ olsun bir takipçim o sahnelerin karelerini bile çekmiş. O sahneleri teker teker çekip bana gönderdi. Bazı sahnelerde CGI ama %95 Carrie Fisher bölümde ya da ne dersiniz artık filmde oynamış.
Ama %5'lik bir kısımda da CGI yer almış. Özellikle film içerisinde zaten olduğu sahneler içerisinde çekimler arasında öldüğü için Carrie Fisher'ın kızının da film içerisinde daha fazla yer kaplaması ve diyalog alması ve bunların yanında Leia'nın klasik saç modelini filmde kullanması bana kalırsa güzel olmuş. Tek sevmediğim durum yani eklenmesini gerektiğini düşündüğüm durum keşke Carrie Fisher'ın kızının da Carrie Fisher ile beraber yani Leia ile beraber bir sahnesi olsaydı arkadaşlar çok güzel olurdu. Hatta ben bu olayı filmin çıkışında öğrendiğim için filmden hemen çıktığımda dedim ki vay be Leia'nın CGI gerçekten çok iyi yapılmış düşündüm. Ama bakalım şimdi Leia'yı da tam olarak öldürmediler ki zaten o ölümden dönme sahnesini de tartışacağız ama tam olarak ölmediği için de Last Jedi filminde CGI olarak geri dönecek. Tamamen CGI olarak devam edecek. Ama tabii ki de 2017 yılındayız. Hatta yuvarlak hesaptan 2018 yılındayız ve 2018 yılından 2019 yılında CGI çok gelişemeyeceği için şu anda aklımda aslında Carrie Fisher olan Leia'yı nasıl bir CGI yapabilirler olabildiğince kurguluyorum. Ama şunu söylemem lazım ki mesela Rogue One'ın son sahnesinde bizim Jyn Erso ekibiyle beraber Leia'nın eline Death Star'ı patlatma planları verildiğinde Leia böyle hani öyle bir bakışı vardı ki net olarak CGI olduğu belliydi. Yani Superman'in bıyıklarının kesilmiş modeli gibi hissettirdi bana. Ama işte söyleyecek çok bir şey de yok bu konu hakkında. Bunların beraberinde Disney'in filmi gölgelediği sahneler üzerine konuşmak istiyorum. Tabi buradan kastım tabii ki de şey, Disney Lucas filmi aldığı çok kötü bir yola ilerliyorlar. Disney'in Allah belasını versin demek değil. Bunların beraberinde zaten önce yaptığım haberden bir hafta sonra da zaten siz de eğer yani takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Disney arkadaşlar 20th Century Fox'u satın aldı ve birçok filmin haklarını da bu şekilde kendisine elde etti. Bunların beraberinde de bundan yıllar önce Force Awakens'la beraber Lucas filmi de satın aldığında Force Awakens'ın Disney'in etkisini zaten olabildiğini görmüştük ama bunu genellikle biz bu suçu hani bu Force Awakens'ın yaptığı hatayı genellikle şeye yükledik. Hani neden ona J.J. Abrams'a yükledik. Fakat bu film içerisinde de aynı gölgelenen sahneleri görüyoruz ve bunun üzerine J.J. Abrams'ı suçlayabileceğimiz bir sahne yok. Çünkü Rian Johnson bana kalırsa çok iyi iş başarmış. Buradaki gölgelediği sahneler üzerine bahsetmek gerekirse gereksiz komik sahneler arkadaşlar. İlk olarak Snoke'un ölümüne de geleceğim tekrardan. Çok fazla ileriye atıyorum yanlış anlamayın ama Snoke'un ölümü bana kalırsa biraz saçma oldu. Bunların beraberinde sadece bununla kısıtlı da değil tabii ki de. Snoke'un ölümünden tutun birçok sahneye kadar çok fazla gereksiz sahne vardı. Ve özellikle gereksiz komik sahneler vardı. Bunların beraberinde tamamen bana kalırsa Finn ve Rose'un arasında bir ilişki yapma çabaları. İşte biz de uluslararasıyız. Zencileriyle Asyalılar da öpüşebilir. Zenciler de bizim gibi bir kişidir. Siyahiler de yaşasın falan gibi. Tamamen işte Social Justice Warriors'ı da tatmin etme çabasındalardı bana kalırsa. Bunların beraberinde hani böyle komediye vurup benim sevmediğim başka bir durum ise arkadaşlar General Hux'tı. Hani 7. film içerisinde özellikle Disney yavaş yavaş da Lucas filmle hani ortaklıklarını devam ettirirken biz acaba bunu nasıl yapsak, şöyle yapsak, fanlar kızarmış işte Legends'dan sonra Canon falan ne oluyor derken bir kaynadı The Force Awakens tam olarak hani Lucas filmle Disney film arasında gidip geldi ama bu filmde Disney tamamen böyle artık deneyimlediği için de hani bir Star Wars filmi nasıl olmalı bunların beraberinde General Hux'ı da komedi malzemesi yaptılar. İşte General Hux diyor ki tamam odamda görüşeceğim Snoke'la diyor. Snoke hemen orada filonun ortasında çıkıyor ve onu yere indiriyor. Bunların beraberinde işte Kylo Ren bir emir veriyor son sahnede. Bu işte nedir ona droidlerin önünde bir emir veriyor ve işte General Hux da o emiri tekrarlıyor. Hani abi ciddi bir karaktersin ve hani sonuçta First Order'ın filosunun başkomutanısın, generalisin hani adı üstünde ve bunların beraberinde çok basit bir şekilde komedi malzemesi yapılması bana kalırsa çok saçma. Zaten en başında leş edilen iki sahnesi vardı. Çok ciddi bir karakter olarak zaten arkadan da Imperial March geliyor. Talsun neydi abimizin ismi? Aa unuttum. John Williams'ın Imperial March'ı geliyor. Kendisi bir anda bastıracakken Poe hemen orada diyor ki ben General Hux'la konuşacağım. General Hux benim. Beni duyuyor musun? Hani bu gerçekten hani teyzemizle, teyzelerimizle ya da anneannelerimizle yaptığı görüşmede alo beni duyuyor musun? Sen beni duyuyor musun? Gibisinden bir konuşmaydı. General Hux sürekli sen beni duyuyor musun? Ben seni duyuyorum. Ben seni duyuyorum. Sen beni duyuyor musun? Deyip o karakterin içine ettiler arkadaşlar. Hani gerçekten çok ciddiye alınabilecek bir karakterdi. Bunların beraberinde Kylo Ren üzerine de birkaç tane zaten işte komedi ya da espri malzemesi yapılmıştı ama Force Awakens'a kıyasla bana kalırsa 8. filmde daha azaltılmış bu sahneler. Daha fazla komedi yapacaksak General Hux'u oynayalım demişler. Özellikle hani şununla değinmek istiyorum. Bu Snoke'un ölüm sahnesine tekrardan döneceğim ama Snoke'un ölüm şekline
Hiç ama hiç beğenmedim bana kalırsa. Hani ya o sahnede ne diyeyim işte Snoke'un guardları var orada, tamam mı? 50 milyon tane işte işte kırmızı guardlar var, tamam mı? Ona hiçbir lafım yok. Zaten onların bir anda yapabileceği bir şey de yoktu ama abi madem o kadar Kylo Ren ile Rey bir araya gelip o kadar kırmızı gardı baş aşağı etmeye çalışıyorsunuz, al aşağı etmeye çalışıyorsunuz. O zaman onun yerine Kylo Ren ile Rey'in versus bizim Snoke'un savaşını görsek bana kırsa çok daha iyi olurdu. Hani böyle Snoke, Kylo ile Rey de ikisini böyle havaya kaldırsa, boğazlarına sıksa Force kuvvetiyle bana kırsa çok daha güzel olurdu. En azından ya da Palpatine ile Darth Vader arasındaki ilişki bir olsaydı güzel olur. Hani Rey tam öldürecekken Kylo tekrardan işte ne bileyim işte tıpkı Han Solo gibi işte böyle soksa göğsüne Kylo'nun işte Snoke'un, bana kırsa güzel olurdu. Zaten bu sahneyle beraber de zaten son sahne işte Snoke'un bacağının yarısını yere düşmesiyle beraber çok komiyiz mesajını vermeleriyle beraber şunu da anlamış olduk arkadaşlar. Hani Snoke'un herhangi bir orijinini bize yansıtmayacaklar. Bu artık çok belli bir açıklama oldu bana kalırsa. Hani bunların beraberinde Snoke üzerine birkaç tane daha sahne görseydik. Snoke nereden geliyor, kimdir, ne değildir, nedir, ne değildir. Bunların üzerine bir şeyler daha öğrensek bana kalırsa çok güzeldi. Snoke önce ortaya çıkan ve Darkseid'in işte öncüsü olan bir karakter olarak ortaya çıkmış ama hani Kylo Ren niye Snoke'a gitti? Anladım, tamam. Hani Luke Skywalker'ın açgözlüğü nedeniyle böyle bir anda Luke Skywalker'ın korkusuyla baş edemedi ve bir anda bütün tapınaktaki Jedi'ları kaçırıp kaçtı. Ama neden Snoke'a gitti? Snoke onu nasıl ikna etti? Hani bunlar gerçekten altı boş konular. Tekrardan Disney'in filmden çaldığı zamanın telafi edebileceği sahnelerden bir tanesi olabilir de. Bunların beraberinde arkadaşlar her Star Wars filminde olduğu gibi bana kalırsa hani eskiden bu komedi malzemesi olarak R2-D2'yi oynuyorlardı ama bu filmde arkadaşlar genellikle komedi malzemesi olarak ya da tatlılık, ay ben bunu yerim, ay çok güzel falan diye kızların ya da erkeklerin nitelendirebileceği porgları görecek arkadaşlar. Porglar bana kalırsa güzel. Özellikle ben çok beğendim. Hani çok sevimli yaratıklar. Ama bu da tabii ki de Star Wars'un tamamen böyle pazarlama üzerine yaptığı bir sahne. Özellikle hani Star Wars Porg yazın, otomatik Star Wars'un sitesinde Porgların figürünün açık arttırması falan bile şu anda devam ediyor olabilir. Hatta şöyle bir durum bile söz konusu arkadaşlar. Hani Porglar ilk çıktığında, yani bu pazarlama yapıldığı sıralarda hani fragmanda bir Porg sahnesi görmüştük zaten Chewbacca'yla. Bu sahnede arkadaşlar Porgların tanesi, bakın net olarak söylüyorum, 9 dolardı. Sonrasında arkadaşlar filmin ilk çıktığı gün ben tekrardan bir bakayım dedim. Acaba bu pazarlama tekniği olarak ne yaptılar diye. Tekrardan gittim bir baktım ve baktım ki 20 dolar. Şimdi bu filmin incelemesinden önce acaba bu konuya da değineyim bir tekrardan bir bakayım diye baktım. Ve arkadaşlar Star Wars'un ana resmi sayfasında tükenmiş bütün Porglar. eBay'de tükendi, tükenecek ve Amazon'da da arkadaşlar tanesi 50 dolara Porg figürü şu anda satılıyor. Hani gerçekten bana kalırsa pazarlama üzerine yapılan başka bir teknik. Ama dediğim gibi sevdim. Hani 9. filmde de başka bir yaratık yapabilirler. Ama Porgların genellikle bu kristal yaratıkları gölgelediğini düşünüyorum. Kristal yaratıklar bana kalırsa çok daha güzeldi Porglardan. Onun dışında arkadaşlar Leia'nın en sonunda bu filmle beraber Skywalker kanının hakkını vermesinden bahsetmek istiyorum. Özellikle son sahnede böyle tıpkı neden ona Force'u ne kadar uzak mesafeye bile kat edebileceğini gördük arkadaşlar ve zaten Leia'nın bu şekilde ölmesi beklenemezdi. Hani Kylo öldürmeyecek. Kylo'nun sidekicklerinden bir tanesi öldürecek. Hadi canım oradan derdim. Hani bu kadar rahat bir şekilde Leia'yı ya da bir Skywalker'ı öldürmezler diye düşünüyordum. Zaten öyle de oldu arkadaşlar. Bir anda kendisi geri döndü. Bunların beraberinde işte Kylo'nun herhangi bir tepki vermemesine birazcık şaşırdım. Tam burada bir anda anneni öldürmeme üzerine bir tereddüt içerisinde olmana rağmen hani yanındaki başka birisinin ateş etmesini de engelleyebilirdi gibi geliyor bana. Ama bunların beraberinde arkadaşlar hani Leia'nın Skywalker kanını elde etmesi, hani kanının hakkını vermesi ve uzaktan orada Force'u kullanıp tekrar geri gelmesi bana kalırsa çok güzeldi. Zaten Luke'un bir anda Force Ghost olmasıyla beraber Rey'in eğitimine devam etmesi, nasıl devam edeceği üzerine de birkaç laf edeceğim. Bakalım Leia ile ilgili herhangi bir şey olacak mı? Zaten Leia karakterini de CGI ile bir sonraki filmde ne kadar görebiliriz ben de bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Leia, bakın yanlış hatırlayabiliyorum, şu anda söylediklerim hepsi yanlış olabilir ama Leia yanlış bilmiyorsam benim herhangi bir şeyle mücadele etmiyordu Carrie Fisher. Hani bir anda tak diye öldüğü için kadın, hani filmde o hasta olduğu sahnelerde acaba hayat mücadelesi mi veriyordu gerçek hayatta film dışında, ama
Yanlış hatırlamıyorsam kadın bayağı kalp krizi ya da başka bir şeyden tak diye gitti diye hatırlıyorum ben. O nedenle filmde neden bu kapsüldeki boş sahneleri oldu, orada onun yerine daha fazla Po ile dövdüğü, Po ile konuştuğu sahneler olmadı anlamadım. Burada Leia ile Po ilişkisinde ben inanılmaz beğendim. Bana kalırsa çok güzeldi. Bunların beraberinde bu senaryonun altının boşluğu üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü hani gerçekten bu konu konuşulmazsa benim içime oturacak ve özellikle montajda çıldıracağım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bildiğim üzere Star Wars'un ilk altınlaması üzerine bir şey diyemem. Çünkü zaten tamamen o zamanlar filmlerin hakları Lucasfilm'deydi. Fakat bunların beraberinde 7. filmiyle beraber Disney satın aldığında arkadaşlar 7. ve 8. film ile olarak iki bölümle beraber kendisi yoluna devam etti. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. İlk 6 bölüm içerisinde sürekli birbirini takip eden olaylar vardı. Mesela Darth Maul'un işte Qui-Gon Jinn ve Obi-Wan Kenobi ile olan savaşından tutun. Bir sürü lightsaber'lı savaşlar vardı ve bunların yanında arkadaşlar mesela çok fazla birbirini takip eden olaylar vardı. Mesela bir süreç boyunca 2,5 film boyunca en büyük amaç arkadaşlar Death Star'ı söylemedim, patlatmaktı. Peki bunların yanında arkadaşlar en sonunda 7. filmde hani tekrardan bir Death Star olayı yaşandı. Death Star'ın kat be kat büyüğünü patlamak zorundalardı. Tekrardan First Order'ın arasına sızdı Finn ve bunların yanında planları almak zorundalardı ya da direkt Death Star'ı tekrardan patlatacaklardı. Ama bu filmde arkadaşlar bana birazcık saçma geldi. Özellikle mesela ben bu tekniği Star Trek'te görseydim inanılmaz sinirlenirdim. Şimdi şöyle bir şey var. Hani ışık hızına takip ediyor olabilirsin ama artık kaç kovala kaç kovala mantığından da birazcık uzaklaşmaları lazım bana kalırsa. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani şikayetçi olduğum konu şu. Hani filmin içerisinde nasıl olsan size çok bir olay yoktu. Filmin içerisindeki tek sahne bir olay oluyor arkadaşlar. Nasıl olsam size tekrardan bizim Rebels'lar ya da nedir direnişten karakterler tekrardan bizim ana First Order gemisine saldırıyorlar ve bunların beraberinde de bombardıman gemilerinin hepsi başarılı olsaydı filmin hiçbir anlamı olmuyordu. Yani filmin en başındaki iki bombardıman gemisi onlar bombalarını atsaydı ana gemiyi patlatıyorlardı. Ve zaten bizim direnişteki karakterlerin ya da gemileri ışık hızında takip eden gemi de ana gemiydi. Şimdi diyelim ki iki bombardıman gemisi başarısız oldu. Rose'un kardeşi, ölecek kardeşi bombardıman gemilerini patlattı ve başarılı oldu. Daha sonra da kendisi öldü ve güce karıştı gibisinden bir şey. Şimdi bunların beraberinde bana kalırsa böyle takip kovala falan durumu bana kalırsa birazcık saçma. Bağlamak istediğim konu şu arkadaşlar. Hani düşündüğümüzde filmin içerisindeki filmi devam ettirecek olay da zaten filmin içerisinde yaşandığı için hani filmde aslında ana konu o ışık hızında bizi takip ediyorlar. Hayır yakalayamazlar. Gücümüz bitiyor. Yakıtımız bitiyor. Sen ne yapıyorsun mor kafa abla falan. Bu olayların yaşanması bana kalırsa filmin arasına dolduracak ana sahnelerde. Çünkü bana kalırsa geyikleri asıl merakını çeken konu Snoke. İşte Finn'in uyanması. Bunların beraberinde başka sahnelerde ben çok fazla o işte ne bileyim Po'nun ve çaresizliğinin içerisinde düşen sahneleri beğenmedim. Umarım anlatabilmişimdir. Ben bile zor açıkladım. Bunların beraberinde sinirlendiği başka bir sahnesi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Phasma karakterini Kristen, özür dilerim Gwendoline Christie oynadı. Ve Gwendoline Christie arkadaşlar Phasma karakteri dışında Game of Thrones izleyenler bilir. Brienne of Tarth karakterinde oynanmış bir karakter ve zaten benim şikayetçi olduğum konu da şu. Zaten Phasma karakterini kim oynuyor arkadaşlar? Bir kadın karakter oynuyor. Şu anda fiziksel özelliklerinden bahsediyorum. Brienne of Tarth üzerine bir kadın karakter oynaması lazım. Uzun bir karakter oynaması lazım. Ama Brienne of Tarth dışında 50 milyon tane ajanstan 5 dolara karakter satın alabilirsin. Hatta ajansı bırakın. Bayağı Star Wars Twitter sayfasına şunu yazsa. Arkadaşlar bizim uzun ve bir yandan da ne diyorum lan uzun bir yandan da kadın bir karakteri ihtiyacımız var. Aranızda uzun kadın kendisine güvenen bir şey varsa kişi varsa geek varsa onu o karakteri setimize çağırıyoruz. Fazmayı oynaması için onu çağırıyoruz diyebilirdi. Ve bunların yanında da zaten karakteri direkt ücretsiz bir şekilde bulabilirlerdi. Hani düşünsenize mesela kendi örnek veriyorum. Ben mesela uzun kadınım. Uzun bir kadınım. Düşün. 30 yaşında uzun bir kadın olarak kendimi düşünüyorum ve inanılmaz büyük bir Star Wars hayranıyım. Twitter'dan direkt böyle bir şey görsem, post görsem hemen giderim. Bunun yanında bunları bir kenara itmek gerekirse bunun yerine Gwendoline Christie'yi oynatacaksan abi o zaman da hani bu kadar parayı oynattığın Gwendoline Christie'nin suratını göster bize. Hani Phasma karakterinin yaptığı hiçbir şey yok. Bu, yanlış anlamayın. Karaktere hitaben demiyorum. Aktöre diyorum. Aktörün zaten sesini bile CGI ile yapıyorlar. İşte ses efektiyle yapıyorlar arkadaşlar. Hani
şey herhangi bir surat ifadesi takınamıyor. Çünkü 7-24 maske takıyor. Bunların yerine neden o zaman güvende olan Chris'i oynatıyorsun? Jack yaptı zaten yürüyüşü bile hani Phasma karakterini bana verseniz benim altıma tahta bacak taksaydınız ben bile oynardım. Hani çünkü çok az repliği var. Bunların yanında zaten konuşma şekli normal dümdüz hiçbir efekt kullanmıyor. Çünkü tamamen robotik ses kullanıyor. Ve bunların yanında yürüyüşü şekli falan da şeydi yani yürüyüşü de normal bayağı Stormtrooper yürüyüşü. Şimdi burada anlamamız yani burada anlamak istediğim konu ise neden o zaman suratını göstermediniz? Özellikle son sahnede ben Finn ile Phasma işte General Phasma arasında yapılan savaşta Finn hatırlarsanız tam olarak elektriğiyle Laps diye bir vuruyor. Kadının o Phasma'nın suratı biraz açıklanıyor ve oradan Brienne of Tarth'ı yani güvende olan Kristin'in gözünü birazcık görüyoruz. O sahne yerine güvende olan Kristi tam böyle uçurumdan aşağı düşecek diğer Stormtrooper'larla beraber uçurumdan düşeceği sahnede maskesini çıkarsa, kaskını böyle çıkarsa ve Finn'e mesela bir küfür etse ya da başka bir şey yapsa benim için çok büyük bir heyecan şeyi olurdu. Çok güzel bir sahne olurdu. Açıp açıp tekrar o sahneyi tekrar tekrar izlerdim. Nedenini anlamadım. Şu en çok şikayetçi olduğum konulardan bir tanesi de bu olsa gerek. Bunların beraberinde birazcık da orijine dönmek istiyorum. Çünkü anlamadığım bir konu daha var arkadaşlar. Bu konuda arkadaşlar diğer Jedi'lar nerede? Şimdi ilk olarak biz bu son Jedi'in ta fragmana çıkmasını bırakın. Son Jedi üzerine Star Wars kırmızı bir şekilde ortasında da The Last Jedi diye Instagram'da bir post paylaşmıştı Star Wars. Bunların beraberinde hepimiz videolar çekti. Bütün geek kanalları bu konu hakkında bir şeyler söyledi. Ama en fazla gözüme takılan konu ise şu arkadaşlar. Evet, bunların yanında bu konu bahsederken tekrardan bir alt başlık alayım ya. Bunların beraberinde hepimizin konuştuğu konu şu. Madem bu son Jedi, son Jedi Rey olabilir mi? Peki. Bunların beraberinde birçok teori vardı işte Kylo Ren tapınaktaki diğer Jedi'ları öldürdü falan diye. Ama bunların beraberinde zaten filmde de şunu öğrendik ki Kylo Ren zaten tapınaktaki diğer Jedi'lerle birlikte kaçmış. Hani Luke'un elinden kaçmış. Luke tam Kylo'yu öldürecekken Kylo onun üzerine bina yıkıyor. Daha sonra gidiyor tapınağın hemen yanındaki ve diğer Jedi'ları alıp kaçıyorlar. Fakat bu filmde biz herhangi bir Jedi görmedik neden sizce? Ve bunların beraberinde 9. filmde görme umudum var mı? Onu bile sanmıyorum. Bir ara düşündüm hani o gardlar olabilir mi diğer Jedi'lar hani o tapınaktaki. Ama hiç sanmıyorum. O gardlar zaten ışın kılıcı bile kullanmıyor. Kendilerine Jedi ya da Sith demek bile nafile yanlış. Bunların beraberinde anlamadığım başka bir konuysa arkadaşlar hani tekrardan başa almak gerekirse o Jedi'lar nerede? Buradan anlamamız gereken konu ise diğer Jedi'ları 9. filmde görecek miyiz? Sanmıyorum ben bana kalırsa. 9. filmde bir anda ortaya çıkacaklarını düşünmüyorum. Özellikle Kylo'nun sidekickleri olarak da çıkmazlar büyük ihtimalle. Zaten 9. filmde hani Rey ve Kylo Ren dışında başka bir Jedi veya Sith göreceğimizi bile düşünmüyorum. Çünkü Disney özellikle Lucas filmi satın aldıktan sonra yani bu yeni üçleme içerisinde nedensizce ışın kılıçlarını çok az görüyoruz. Ve bunların beraberinde arkadaşlar bu son sahnede işte içerisinde bu Snoke'un guardları yani gardiyanları versus Kylo Ren ve Rey savaşında inanılmaz beğendim. Ve son birkaç konuya da tekrardan geliyorum arkadaşlar. Rey'in ailesinin kim olduğu teorisi vardı hatırlarsanız Force Awakens'dan sonra. Rey'in ailesi kim? Rey'in ailesi kim? Rey'in babası Obi-Wan Kenobi. Hayır Rey'in babası aslında Han Solo falan diye bir sürü olay. Aslında Rey'in abisi Kylo Ren diye çok fazla teori vardı. Ve bunların yanında en fazla konuşulan başka bir teorisi arkadaşlar Snoke aslında kim teorisiydi. Snoke işte aslında Mace Windu, hayır Snoke, Darth Malakus, işte bizim Palpatine'in aslında Master'ı falan diye bayağı iki tane teori vardı. Ve bunların beraberinde de bu filmle beraber aslında neden bu kadar kendimizi teori üretmek için yorduğumuzu da gösterdiler arkadaşlar. Hiçbir olayı da yokmuş. Benim sevdiğim konu ise şu arkadaşlar hani Snoke'un aslında kim olduğu teorisine hiçbir şey bahsetmemeleri ve Snoke'un aslında normal bir Sith olmasına çok sinirlendim. Ama Rey'in aslında bir yokluktan gelmesi ve Rey'in aslında anne babasının hiç kimse olmaması bana kalırsa beni çok sevenlerde aslında her bir karakter bile Star Wars evreninde en uç hiç yokluktan hiç kimse olacak bir karakter bile aslında günümüzde şu anda çok ciddi ve saygı görülebilen özellikle Star Wars evreninde bütün işte nasıl olsam işte yönergesini değiştirebilecek bir Jedi seviyesinde de bürünebiliyormuş. Hani buradan şunu anlatmak istiyorum size. Hani genellikle çünkü yabancı kişiler çok sinirlenmiş. Rey'in kanında Solo kanı yok, Skywalker kanı yok. O zaman neden Jedi'yi, Rey'i neden yokluktan getirsiniz diyor ama bana kalırsa özellikle Disney'in o kadar olaydan sonra vermek istediği doğru düzgün mesajlardan bir tanesi de bu olmuş. Bana kalırsa güzel iş çıkarmışlar o konuda.
üzerine. Bunların yanında arkadaşlar tabii ki de inceleme diyoruz. Film hakkındaki konuları inceleyeceğimiz üzere size bir şeyler anlatmak istiyorum. Ama bunların beraberinde sinema içerisinde yaşadığım başka bir olayı anlatmak istiyorum. Bu mor saçlı ablamız hatırlarsınız tekrardan bir gemiyle beraber bizim ana Snoke'un gemisine ışık hızıyla beraber yardığı sahne bana kalırsa çok güzeldi. Ve o sahne içerisinde hatırlarsınız tam olarak o sahneyi yardığı sahnede tamamen etraf sessizleşti ve biz arkadaş ekibi olarak ben Mustafa Burkay tamamen şey olarak düşündük. Hani büyük ihtimalle buradaki patlama sahnesinde ışık hızıyla çünkü yapışacak. Biz de o sahnede boom diye bağırdık ve o sahnede büyük bir patlama sesi bekliyorduk ama sahne tamamen kesildiği için herkes bize baktı ve biz o kadar cringe olduk ki arkadaşlar, o kadar utandık ki söyleyemem size, hani ne kadar bir şey sorsam söyleyemem arkadaşlar aslında. Çünkü hani tam o sahnede ışıkta yardığı sahne mor saçlı ablamızın bu işte Snoke'un gemisine boom diye bir bağırdık ve neyse bu konuyu geçmem lazım. Çünkü gerçekten konuştukça utanıyorum, o saniye hatırlıyorum. Sonuç olarak arkadaşlar Cumhuriyet hala kurulmadı ve bunların beraberinde Kylo Ren hala deri ve bunların yanında Sith yerine başka bir rejim oluşturmak istiyor. Şimdi bu durumu nasıl toparlayacaklar hiçbir fikrim yok ama bunların beraberinde 9. filmle beraber büyük bir ihtimalle işte ilk üçleme, ikinci üçleme, üçüncü üçleme olarak devam ederler mi bilmiyorum. Çünkü 2019'dan sonra başka bir film şeyi de olabilir. Film nasıl olabilir? Projesi de olabilir. Çünkü hani sonuç olarak şu anda hiçbir şey Lucas filmin elinde değil neredeyse. Hani bir kısmı Lucas filminin %1'lik bir kısmı. Onların beraberinde hala Disney'in söz hakkı var. Yani Disney şu anda dese ki madem çok tutuldu Last Jedi'dan sonra 2019'da çıkacak filmden sonra bir tane daha film çıkarıyor. Dördüncü filmi. O da 2021'de dese mesela onu gerçekten böyle hiç kimse bir şey diyemez ve bu şekilde Star Wars aslında 3. üçleme içerisinde üçlemeden daha fazla ilerler diye düşünüyorum. Bunların yanında arkadaşlar Luke'un Force Ghost olması buna kalırsa tamamen Yoda ile aynı karede daha fazla sahne göreceğimizin başka bir simgesiyle, özellikle son sahnede Rey'in mesela Kylo ile yapacağı herhangi bir savaşta bir yanında Luke diğer yanında Yoda belirirse ya da ne bileyim işte bir yanında Luke diğer yanında da işte Darth Vader falan belirirse bana kalırsa çok iyi olurdu. Hatta şöyle bir şey olabilirdi. Son filmde Rey ile Kylo Ren tekrardan karşı karşıya gelir. Rey'in yanında Luke belirir, Kylo Ren'in yanında da Darth Vader belirir Force Ghost olarak ve tekrardan birbirleriyle olan savaşları devam eder. Luke'u da tekrardan Force Ghost olarak dönüşmesi bana kızda çok güzeldi. Bu arada ne diyor lan bu adam diye soracak olursanız arkadaşlar Force Ghost yani nedir ona güç hayaleti, güç hayaleti olarak geçiyor arkadaşlar. Bunların beraberinde de tekrardan bunları da 9. filme erteleyecekler. Ve son olarak arkadaşlar Snoke kimdi teorisinde zaten bununla beraber kararttılar. Karakterin altı çok boş bırakılmış olduğunu düşünüyorum. Özellikle ölüm sahnesi de daha demin dediğim gibi bana birazcık saçma geldi. Ama bunların beraberinde zaten söyleyecek çok bir şey de gerek kalmıyor. Şimdi arkadaşlar gözümüzden kaçan sahneler üzerine bir şeyler değinmek istiyorum. Çünkü film içerisinde gözümüzden kaçan başka sahneler de vardı. Filmin ilk sahnesine gidecek olursak Luke'un Rey'den ışın kılıcını aldığı sahneyi göreceğiz ve bunların beraberinde Luke'un metal elinde küçük bir yanık görüyoruz. Tam böyle kapşonunla ile elinin arasındaki kesişli sahnede arkadaşlar küçük bir yanık görüyoruz. Bu yanık arkadaşlar aslında filmler öncesinde yani Return of the Jedi filminde başka bir adam yerine sıradan bir adam tarafından elinden vurulduğu sahneyle aynısını simgeliyor. Tuzlu Adadaki savaş önceki filmlerde yer alan Battle of Hoth sahnesiyle neredeyse aynı. Bunların yanında karakterlerin birbiriyle savaşmalarından tutun bir sürü Blaster taneti ve kullanılan droidler de birçok kareyle uyuşuyor. Filmde arkadaşlar hatırlarsanız Kylo neredeyse Leia'yı vuracaktı ve öldürecekti. Tabi bunların beraberinde Kylo'nun sidekicklerinden bir tanesinin Leia'yı vurmasının yanında en sonunda Leia ölümden döndü. Fakat bunların yanında tam o sahnede Kylo ile Leia arasındaki mental bağı görüyoruz. Ve bunların öncesinde yani filmler öncesinde tekrardan Luke ile Darth Vader'da da aynı mental bağı görüyorduk. Filmin içerisinde yalan başka bir sahnedeyse arkadaşlar Leia hatırlarsanız komadan çıktığı sahnesinde Poe'nun tekrardan kilitlediği kapılardan bir tanesini açıp Poe'yu bir tane silahla vuruyor ve Poe'nun vurulduğu sahnede arkadaşlar etrafından daire atan bir silah ile vuruyor. Fakat bunların beraberinde arkadaşlar tekrardan filmler öncesinde yani New Hope filminde Stormtrooper'lardan bir tanesi de Leia'yı aynı silahla vurduğunu görüyoruz. New Hope filminde Millennium Falcon'ın kokpitinde iki tane altın kaplama zar yer alıyordu. Fakat Empire Strikes Back ya da Return of the Jedi filmlerinde bu altın zarı göremedik. Ta ki Last Jedi filmine kadar.
Return of the Jedi filminde Luke ışın kılıcını Palpatine koltuğunun kenarından alıyor. Tıpkı Rey'in yapıp sonrasında başaramadığı gibi. Ayrıca Palpatine'in yanında kırmızı askerler de yer alıyor. Bu askerler de The Last Jedi filminde yer alan Snoke'un gardiyanları ile aynıdır. Bunların yanında Return of the Jedi filminde Luke Palpatine'in gemisinden direniş gemilerine olan saldırıyı izliyor. Tıpkı Rey'in The Last Jedi filminde Snoke'un gemisinden kendi direniş gemisine olan saldırıyı izlediği gibi. Adaya dönecek olursak Luke'un garip bir hayvanın memesini sıkıp içli içeceği New Hope filminde Süray'dan işini zaten görmüştük. Ayrıca filmde yer alacak bir after credits tasarlanmış ve bu kredite oynayacak kişi olarak da Joseph Gordon-Levitt belirlenmiş. Fakat maalesef hangi rolde yer aldığını bilmiyoruz. Finn ile Phasma sahnesinden önce Phasma'nın yanında yürüyen Stormtrooper'lardan bir tanesi de Tom Hardy'ymiş. Evet arkadaşlar, bir videodan sonra geldik. Videoyu beğendiyseniz alttan like atıp kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Evet. Bir Last Jedi filminin daha sonuna geldik. Bir Star Wars filminin daha sonuna geldik. Gerçekten bu filmin içerisinde görmeyi istediğim birçok sahnede yer alıyordu tekrardan. Ben de böyle büyük çaplı, güçlü mü güçlü, uzun mu uzun bir inceleme çekmek isterim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, tekrar dediğim gibi videonun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz de beğenebilir, beğenmediyseniz de beğenmeyebilirsiniz. Evet, güç sizinle olsun.